Bu Vatan Benim resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Dereceye giren eserler bir hafta sergilenecek. Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle liseler arası düzenlediği resim yarışmasının ödül töreni yapıldı. Törende dereceye girenlere ödülleri verilirken eserler de göreceğe çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen ödül töreni sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yarışma hakkında bilgi verdi. İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Ahmet Yakuboğlu Güzel Sanatlar Lisemizin koordinesinde, yürütücülüğünde bu sene lise öğrencilerimiz arasında bir resim yarışması düzenledik. Resim yarışmamız ödüllü bir yarışmaydı. Kütahya genelinden öğrencilerimiz büyük teveccüh gösterdiler. Resim yarışmasında dereceye giren, giremeyen, katılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Toplam 4 öğrenciye ödül verildiğini aktaran Başyiğit şunları kaydetti. Emeği geçen öğretmenlerimize plaketlerini takdim ettik. Yarışmamızın birincisine 1000 lira, ikincisine 500 lira, üçüncüsüne 300 lira, mansiyon ödülü olarak da 250'şer lira olmak üzere ödülleri dağıttık. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Dereceye giren diğer eserler de hafta boyunca göreceğe çıkacak. Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimlerimiz Milli Eğitim Müdürlüğümüzün giriş katında bu hafta boyunca hafta sonuna kadar sergilenecek. Yarışmaya seçici kurulumuz tarafından belirlenen 26 öğrencimizin eseri vardı. 26 öğrencinin eserinin içerisinden süzülerek geldi. Yarışmada birinci ve üçüncü olan öğrenciler duygularını şu sözlerle anlattı. Öncelikle mutluyum. Böyle bir yarışmayı temsil ettiğim için onurluyum, gururluyum. Bu Vatan Benim resim yarışmasına katıldım. Birinciyim. Yani mutlu olmam gerekiyor. Resimde Mehmet Akif Ersoy'un bize güneş gibi doğmasını anlattım. O günlerde, o karanlık kasvetli günlerde bize yol gösterici olmuş. Yine İstiklal Marşı'ndan bir kıta alarak orada zincirlerin kırılması, vatanımızı kurtarmak adlı bir şekilde resmi anlatmaya çalıştım. Mehmet Akif Ersoy'u da çerçeve içinde yaptım. Onun ne kadar saygıdeğer, saygıya layık biri olduğunu göstermek istedim.